Merhaba arkadaşlar, ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber çok önemli olduğunu düşündüğüm feedback ve negatif feedback'i nasıl kaldırırsınız hakkında önemli olan bilgileri bu video içerisinde paylaşacağım. Eğer sizler de hesabınız herhangi bir şekilde bir kötü feedback aldıysa lütfen bu videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü sorunlarınızın çözümünü bu video içerisinde bulacaksınız. Bu tarz videolarında sürekli olarak kanalda sizlere faydalı bir şekilde içeriklerin gelebilmesi için kanala abone olarak beğen butonuna basıp bildirim çubuğundaki uyarıyı açarak da arkadaşlar bizlere destek olabilirsiniz dedikten sonra şimdi bugünün konusu yeni başlayan çoğu arkadaşın hatta uzun zamandan beri de yapsa hiç bunun önemi yok. Müşterilerle ilgili yanlış diyalogdan ya da müşterilerin onlara karşı yapmış oldukları ufak tefek bazı oyunlardan dolayı hesaplarına gelen yanlış feedback ya da kötü feedback olarak adlandırdığımız şey ne oluyor? Bu süre zarfı içerisinde yeni başlayan arkadaşlar en ufak bir şekilde ürünleri gönderiyorlar. Amazon'dan ürünleri farklı platformlardan gönderiyorlar ve hesaplarını arkadaşlar müşteri tarafından kötü bir yorum, feedback alıyorlar. Şimdi böyle bir hesapta girdiği zaman diğer satıcılar en öncelikli olarak feedback'e bakarlar. Eğer sizin feedback'leriniz gerçekten kötü bir şekilde ilerliyorsa hesaplarınızda müşterilerin alması inanılmaz derece düşecektir ve otomatikman bu feedback sizin bütün yapmış olduğunuz satış etki edecektir. Örnek olarak baktığımız zaman 100 tane satışınız ve 100 tane feedback'iniz var ve bu feedback'in bir tanesi kötü. Bu %1'lik bir oran demektir ki bu o kadar kötü bir oran değil. Ortalama olarak %2'ye kadar kötü feedback alınabilir arkadaşlar. Tabii ki alınmamalı ama bu eBay dükkanınız için çok önemlidir. %2'nin üstüne çıktığı zaman çünkü biraz daha güvensiz bir satıcı olarak gözüküyorsunuz. Fakat her nasılsa sadece 10 tane satış yaptığınızda bir tane kötü feedback aldığınızda bu da %10'luk kötü feedback rakamına geliyor ki bu haliyle gerçekten inanılmaz derecede çok kötü. Bunu kaldırabilmeniz için de daha defalarca belki 100 taneye yakın ürün satmanız lazım ki bu rate olanını aşağı düşürebilirsiniz. Peki kötü feedback aldınız ve hata sizden değil. Yani ne yapabilirsiniz bu süre içerisinde? Sonuçta bir çözüm almamız lazım. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikli olarak benim size önerim satmış olduğunuz ya da sattığınız ya da aldığınız ürünlere müşterilerinize mümkün olduğu kadar feedback yazmaya çalışın. Normalde büyük storelarla çalıştığınız zaman sistem otomatik olarak hiçbir şey yapmadan gönderecektir sizlerin belirlemiş olduğu feedbackleri. Fakat eğer kendiniz hale yazıyorsanız bunun için isminizin yazmış olduğu tarafta şurada feedback bölümüne rakamlara tıklayacaksınız. Ve aşağı geldiğinizde arkadaşlar burada görüyorsunuz müşterilerin sürekli olarak yazmış olduğu feedbackleri burada görebileceksiniz. Şimdi burada herhangi bir şekilde müşterilerinize bir yazmış olduğu kötü feedbackle ilgili bir problem varsa öncelikli olarak problemi çözmeniz gerekiyor. Problemi neydi? Mesela ürün yanlış geldi. Müşteriye deyin ki özür dileriz. Servis ya da sistem kaynaklı bir sorun yaşadık. Tabii ki sebebi neyse siz onu yazın. Biz ürününüzün parasını gönderiyoruz. Lütfen sizler de nazik bir şekilde feedback'inizi kaldırın. Biz hatamızı kabul ediyoruz. Sizin de desteğiniz için teşekkür ederiz gibi bir şey söyleyip problemi kaldırın. Eğer bundan sonra müşteri anlaştığınız hala kaldırmıyorsa yapacağınız şeyleri gösteriyorum. Burada müşteriniz mesela yazmış ki properly delivery unfortunately had a skin reaction so could not use. Yani ürün diyor ki çok güzel geldi ama her nasılsa diyor bu ürünüm cildime zarar verdi ve o yüzden kullanamadım diyor. Ben burada eğer buna cevap vermek istiyorsam burada reply bölümüne basarak arkadaşlar burada müşterime cevap verebilirim. Özür dilerim bu sebepten dolayı vesaire vesaire. Ben size paranızı iade ediyorum ya da bununla ilgili bir şey yazabilirsiniz. Ama buradaki senaryoda yazmanıza gerek yok. Yazmak isterseniz tabii ki yazabilirsiniz. İkinci senaryoda ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Sizler de müşterilerinizi almış olan kişilere feedback bırakabilirsiniz. Burada görüyorsunuz ürün satılmış, satıldıktan sonra benden satın alan kişiye buradan pozitif feedback bırakabilirim. Ve bu şekilde buraya bir yorum yazarak arkadaşlar feedback'i bırakabilirim. Mesela great buyer. Benim için burada çok daha önemli şeyler var. Bir adım daha geri gidersek burada çok güzel sürekli olarak mesela şurada güzel bir başlık var mesela bunu kullanabilirim. Copy paste'ten tekrar gelip buraya arkadaşlar leave feedback bölümünden onlara feedback verirsiniz. Onlar da hatırlayacak ve size feedback vereceklerdir. Belki onlar sizden unutmuştur almayı arkadaşlar. Burada mesela bunlara sürekli olarak bu şekilde aynı feedbackleri de bırakabilirsiniz ya da başka bir feedback de bırakabilirsiniz. Bunları ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar çok ama çok önemli şeyler.
O yüzden feedbacklerinizin hepsinin çıktığına emin olun. Mesela benim bayağı birikmiş. Ben bayağıdan beri çünkü şey yapmıyorum. Sistem otomatik olarak çıkartıyordu. Bayağı bir demek ki arka tarafta şey yapmış. O yüzden sizler de arkadaşlar bu hesaplarda ürünlerinize, müşterilerinize güzel bir yorum yazdığınıza emin olun. Çünkü tekrar dediğim gibi eğer Anchor Store ya da Basic Store'un üzerinde dükkanlar kullanıyorsanız sistem size bunu otomatikman yapıyor. Bu şu an mesela süresi geçtiği için artık feedback bırakamıyoruz bu ürüne. Bu şekilde sizler de ürünlerinizi aynı şekilde sürekli olarak bütün herkese gönderin ve bunlar çok önemli şeyler. Çünkü bu ürünlere siz feedback verince aynı şekilde sizlere de böyle gönderiliyor ve geri geliyor. Sizin purchase'larınız, almış olduğunuz ürünlerinizin feedback'leri arkadaşlar burada bırakabilirsiniz. Ve son olarak da sattığınız ürünlerin de feedback'lerini mesela buraya pozitif olarak yazmışız. Buradan müşterimize de feedback bırakabiliriz. Peki şu an bütün feedback'leri yaptık arkadaşlar. Ve detaylı şekilde gönderdik. Şimdi ikinci senaryoda belki dükkanımızda benim şu an açıkçası kötü bir feedback yok bu dükkanda. O yüzden hiç gösteremeyeceğim arkadaşlar. Üzgünüm. İşimi çok iyi yapıyorum çünkü. Ama gerçekten siz bir tane sadece natural var. Eğer siz kötü bir feedback sahibiyseniz neler yapabilirsiniz? İki tane senaryo var. Sizler arkadaşlar sizler için yazmış olduğumuz blog kısmına gelerek blog kısmının altında şurada bir link olması gerekiyor. Şu linke tıklayacaksınız arkadaşlar. Sizleri bir platform atacak. Kendiniz giriş yapabilmeniz için. Girdikten sonra karşınıza arkadaşlar hemen bir şey çıkacak. Ben onu size paylaşırım arkadaşlar. Bu linke tıkladıktan sonra sizlere Revise bölümü diye bir yer var. Bu bölüme tıklamanız gerekiyor. Bu bölüme tıkladıktan sonra sizler de bunu bulabilirsiniz. Hatta şunu şöyle yaparsak eBay Feedback Forum Feedback bölümüne tıklayın arkadaşlar. Şurada direkt Request Feedback Revision diye bir yer var. Buraya tıklayın arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza burada feedbackler çıkıyor. Şimdi buradaki senaryoda burada bakın gösteriyor. Receiver as buyer, receiver as seller, receiver bir de left for others diye yazıyor. Burada arkadaşlar müşterilerle iletişime geçmek istiyorsanız burada hani herhangi bir şekilde feedback ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız burada report yapabilirsiniz. Buradan bir kişiyi seçersiniz. Sorun neyse item numarasını yazarsınız ve bu şekilde report edip ya da aynı şekilde canlı chatte görüşüp bu bilgileri kaldırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. Hala da bu şekilde kaldırılmıyorsa yapmanız gereken tek şey arkadaşlar eBay'in canlı help kontak bölümünden direkt burada onlarla görüşebileceğiniz bir sisteme ulaşabilmek. Burada görmüş olduğunuz gibi destek almanız gerekiyor sizlere. Okay. Burada bakalım shipping, tracking, selling bölümünde managing account, buying, refund, item and bus. Burada canlı chat var en aşağı indiğinizde arkadaşlar. Canlı chat'e yazarak kontak us bölümünden sizler de feedback'inizi kaldırabilirsiniz. Son senaryoda burada canlı chat'te görüştükten sonra arkadaşlar insanların burada artık seçenekleri hangisini seçerseniz oradan şey yapabilirsiniz. Hala da kaldıramıyorsunuz arkadaşlar. Sistemde direkt çıkıyor buradan. Hala da eğer kaldıramıyorsanız yapabileceğiniz bir şey şöyle bir şey yapabilirsiniz. Dijital market mentoring'e gelirsiniz arkadaşlar. Eğer feedback'inizi kaldıramıyorsanız yani eBay'e ilk önce anlatın derdinizi. Hala kaldırmıyorlarsa dijital marketten bizlere yazın. Bizler bunu belirli bir ücret karşılığı sizler için yapabiliyoruz. Bilginiz olsun. Eğer kaldırmak isterseniz ilk önce eBay ile iletişime geçin. Başaramazsanız da eğer kaldırmak istiyorsanız da dijital marketten, canlı chatten bizlere bu servis ya da hizmet hakkında detaylı bilgi de alabilirsiniz dedikten sonra. Sizler kaç feedback'iniz var? Aşağıda yorumlarda bunu bana yazarsanız arkadaşlar ben gerçekten çok memnun olurum. Kaç tane feedback aldınız bugüne kadar? Bu çok önemli. Böylelikle bu işi yapan insanların feedback'lerini ve sayılarını gördükçe gerçekten bunları bize çok güzel daha teşvik ediyor. Feedback'inizi nasıl kaldırdınız? Varsa hikayeniz bizlerle açıklamalar kısmında paylaşın. Ve son olarak arkadaşlar daha faydalı içeriklere sahip olmak için ben bazen Instagram'da canlı yayınlar yapıyorum. Bunlara da katılmak isterseniz soru görüşleriniz olursa arkadaşlar sizler de Okyanusi Akin Yılmaz Instagram sayfamızdan ya da eBay
dropshipping ya da aynı şekilde FB dropshipping şeklinde bizleri sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Önümüzdeki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik bol sağlıcakla güzel günleriniz olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.